Evet sayın seyirciler, genç dahi Bayram Parlakoğlu'nun ilk resiteline sayılı günler kala kendisi bize güzel bir müzik şöleni hazırladı. Milli gururumuz Bayram, 6 ay önce Neon Red isimli bir satranç oyununu yenmeyi başaran ilk insan olarak adını duyurmuş, 3 ay sonra da kendi yapay zeka şirketini kurmuştu. 17 yaşındaki Bayram'ın 180'lik IQ seviyesiyle dünyanın en zeki insanlarından biri olduğu iddia ediliyor. Şimdi huzurlarınızda Bayram. Bir sabah programında karşınıza çıktım. Çünkü müziğin gündüzleri daha iyi algılandığı konusunda bir tez yazıyorum. Yine de benim bir amatör olduğumu unutmayın. Neticede kemana daha geçen ay başladım. Senin için anne. Yine mi ayrı düştük biz? Seninle çalışmak çok güzeldi. Yine odalarda bile birbirimizi göremeyecek miyiz? Zannetmiyorum. Muhsin Bey görüşmememiz konusunda çok ısrarcı. Niye her gelen önce bizi ayırmaya çalışıyor? Hayır, ne istiyorlar bizden? Olmuyor mu? Oluyor. Tamam onu tak. Bak şu tabela var ya. Evet hocam. Onu çakalım bir tane şeyin altına. Bugün sabahleyin de artık yarın başlamış olurum. Tamam mı? Tam da doğum günümde. Ne? Yarın benim doğum günüm. Doğru. Keşke hiç ayrılmamanın bir yolu olsa.
Hı? Ne oldu? Bir şey yok. Aklıma bir şey geldi değil. Yok. Ekiplerini çağırın çabuk. Bayram. Tamam. Ben baştan söyleyeyim, hiçbir şekilde itiraz etmeyeceğim. O senin şefliğin mi? He. Ben de. Sen? Operasyon yapamıyorum. Çalışmam gerek. Deliye dönük ustatı mutlu etmek istemiyorum. Yapacak bir şey yok. Doğru. Ben de Beliz'i düşünüyorum. Yani olay çıkartıp onu zor durumda kalmasını istemem. Evet. İtiraz olan varsa şimdi konuşsun. Aksi takdirde sonsuza kadar sussun. Yok. Şefliğiniz hayırlı olsun Muhsin Bey. Ben tamam. Teşekkürler Ferman Bey. Ol git başlayayım. Nazlı'yı acele aldım. Ali'yi baş asistan yaptım. Durum durumunu gelin beraber konuşalım. Hadi. Bakalım ya. Tam resmen attı beni acile ya. Ya. Ferman Hoca ben hiçbir şey yapmayacağım. Kabullen dedi. Tanju Hoca da bayağı resmiştiler yani. Ben nasıl baka bakacağım baş asistanlık yaparken? Aa ben sana yardım ederim. Her şeyi takip ederim. Çakarım mesajı merak etme. Evet. Nasılmış ya cerrahinin çiçekleri bugün? Nasılmış bugün cerrahinin gülü, papatyası, kasım patısı, orkidesi nasılmış bugün ya? Söyledin değil mi herkese? Doruk senin ameliyat olman lazım. Yok ya takmayın kafayı o kadar. Ben hallettim ayrıca. Bir tek AVM'lere girerken ötüyorum o kadar. Tamam ya, kapayın konuyu işte. Eskisi gibi davranın bana. Normal yani, ha? Cerrahi. Tabii hocam. Yalnız konu pek kapanacak gibi değil Doruk'cum. Hocalar seni bekliyor, yöneticiler de. Senin şimdi kafanda kurşun mu var gerçekten? Ağrılar ve denge bozukluğu aslında her şeyi açıklıyor. Ben bu kurşunu çıkarırım. Muhsin Bey kurşun talamusa çok yakın. Ayrıca frontal korteks ve limbik sistem tehlike altında. Peki bir şey soracağım. Şey yapılamaz mı? Kafasına bir mıknatıs tutsak, mıknatıs kaydırsak olmaz mı öyle bir şey? Riski çok evet. Ama ben bu ameliyatı yaparım. Ben ameliyat olmak istemiyorum. Dün...
Dün kontrolünü tamamen kaybettin Doruk. Sen ameliyat olmak istemiyorsun ama acaba biz bu riski almak istiyor muyuz? Ha? Arkadaşlar. Nedir? Bayram Parlakoğlu, 17 yaşında erkek. Epilepsi krizi geçirdim, şuurum açık. Nazal kanüle 2 litre dakikadan oksijen ve IV izotonik başladık. Bütün değerlerim normal. Kitap mı okuyorsun? Yok, kitap okuyorum sadece. Dahi de benim oğlum. IQ'su 180. Hatırladım ben seni, o uygulamayı yenmiştin sen de. Alalım şöyle. Dediğim gibi doktor hanım, iyiyim ben. Ona biz karar verelim. Yaş. Teşekkürler. İzokorik ve ışık refleksi var. Vitaller. Stabil. Dediğim gibi iyiyim ben. Daha önce epilepsi krizi geçirdin. Bir kez geçirdim geçen hafta. SVO, serebrovasküler olay değil. Çünkü lateralizasyon bulgularım yok. Sıvı elektrolit imbalansım var benim. Düzensiz sıvı tüketimi yaptım çok fazla. Çok istiyorsanız kalsiyum glukonat ve magnezyumlu serum verin gideyim. Doruk, neden ameliyat olmak istemiyorsun? Riskleri mi korkutuyor? Kafamda bir kurşun var Beliz Hanım. Her gün bu bilgiyle yaşayınca korku falan kalmıyor. Şimdi anlaşıldı senin o asap bozucu cesaretin. Bana kafa tutmuşlu vardır bunun ya. Kaç kere hem de. Beni atmak isterseniz diyeceğim hiçbir şey yok. Ama şunu bilin. Ordudan ayrıldığımda hayatım bitti sandım. Her şey bitti sandım. Ama bu kurşun beni hayatta tuttu. İzin vermedi tekrar tekrar. O günlere geri dönmeme izin vermedi. Yani ben bu kurşuna çok şey borçluyum. Anlayacağınız. Aldırmaya da hiç niyetim yok. Hemen psikolojik destek almaya başlıyorsun. Şahin gibi izleyeceğim seni. Sonra tekrar değerlendiririz. Toplantım bitmiştir. Nasıl yani? Kalıyor muyum? Devam mı? Bir süreliğine devam. Size saygısızlık etmek değil niyetimiz. Şefliğiniz de hayırlı olsun ama ben eksiksiz bir şekilde yapıyordum görevimi. Beni niye aldınız? Benim dikkatimi dağıtmak için. Nazlı ayrılırsam üzülürüm biliyor. Bir de başasından yaptı beni. İyice kafam karışsın diye. Anaokulum burası arkadaşlar. Gerçekten ben bunlarla uğraşırım mı sandınız? Kendinize gelin. Kırılınca en sevdiğim şey nedir? Belli ki kalbim. Rekor. Ben bu hastanede rekor peşindeyim. İş varken aşk peşk olmaz. Gidin dışarıda ne istiyorsanız yapın. Hadi. Ama ben... Ama sen çok iyi bilirdin. Acil aslında bir asistan için en elverişli yerdir. Ama bilemedin Nazlı. Neden? Çünkü aklın Ali'de. Ben? Sen de bir baş asistan olarak hemen programı getir ben. Hangi vaka hangi hocada, asistanı kim hepsini göreceğim. Sen de acile hadi. Buraya kadarmış. Dündar Bey, uyku apneniz düşündüğümüzden daha kötü. Akondroplezi kaynaklı olduğu için kafatasınızın hacmi daralıyor ve solunum merkezinize baskı yapıyor. Zehir gibi adamım be. Beynim kafatasıma sığmıyor, gördün mü? Canım, ciddi diyorlar ama. Ne yapacaksınız peki?
kafatasınıza küçük bir delik açacağız. Beyincikten bir parça alacağız. Solunum merkezindeki basınç düşecek. Nasıl yani? Beyninden parça mı olacaksınız? Ufak bir parça. Yani zekanızı etkilemeyecek, sadece konuşma ve denge bozukluğu yaratabilir. Merak etmeyin. Peki diğer seçenek ne? Maalesef başka bir seçenek yok. Canım, nasıl konuşursan konuş, nasıl yürürsen yürü, ben hep yanında olacağım. Seni çok seviyorum ama doktorları dikkate alman gerekiyor. Peki, doğrusu neyse onu yap. EEG, EKG yapıyoruz, tamam. MR'ı güncelle, prosedürü ona göre belirleyeceğiz. Tamam hocam. Geçmiş. Geçmiş olsun. Ben hep yanındayım. Her zaman yanında olacağım senin. Tamam. Benim burada bir işim kalmadı. Pardon. Rica etsem şunu bir çıkarabilir misiniz? Her şey için teşekkürler. Avukatım sizinle ödemeyle ilgili temasa geçecek. Bayramcığım çok akıllısın ama öyle hop diye gidemezsin. İyiyim ben. Lütfen. Hayır. Tamam, yatıralım. Bayram. Yavaş, sakin. Tamam, ben. Selvi abla hazırla. Sakinleştireceğim. Geniş bir kimya kan tahlili yaptıralım. Oksijeni artıralım, bir de kalbi monitörden takip edelim. EKG'yi alacağız sonra. Tamam. Kalsiyum ya da magnezyum eksikliği yok. Beyin oksijenlemesini azaltacak bir şey de yok. EKG ise temiz. Frontal lap epilepsisi olabilir mi? Travma izi yok ama kafasında. Dün acilde bir kriz geçirdi. Hafif bir sakinleştirici verdim. EEG'si de burada. Tamam. Sen yerine, gerisi bizde. Ne hocam? Yerine Nazlı. Siz ikiniz iş saatlerinde görüşünüzü görmeyeyim. Uyanmayacağım bir daha. Hadi. İyi misin? Rica etsem bana soğuk kahve alır mısınız kantinden? Çok canım çekti de. Annemin şimdi dizleri ağrıyordur. O inip çıkamaz. Lütfen, çok canım çekti. Tamam, ben hemen geliyorum. Tamam. Gel anne, otur. Oğlum. Tak şunu. Karışma sen, aklın ermez mi? Otur burada, tamam mı? Çöpü alacaktım. Hele Şükür be kardeşim. Ben de bir kahvemi alayım.
Eyvah. Ne oldu? Nazlı'nın doğum günü yarın. Unuttuk. Ay benim potansiyelimdeki düşüşü görüyor musun? Ben bunu nasıl atladım açığa? Gülen, hemen organize olmamız lazım. Tamam. Ne yapalım? Ali'ye söylemek yok. Ya, neden? Çünkü sürprizlerden geriliyor ve bu Nazlı'nın doğum günü. Ya kız acile sürüldü. Moral olması lazım. Evet tamam. Söylemeyelim. Benimle misin? Ay ya senin neyim şampiyon ya? Bizde bu iş. Bizde. Ara beni. Merhaba. Ben Doktor Ali. Ali Vefa biliyorum. Siz de Muhsin korunmazsınız. Sıra dışı doktorlar. İkinizi de satrançta yenerim. Hem de aynı anda. Reflekslerinize bakacağım. Bakın. Ama bir şey çıkmayacak. Normal. İter misiniz? Normal. Bir de MR sonuçlarınıza bakmamız lazım. MR olmaz. Yani kapalı alan korkum var da. Anestezi veririz. Ona da alerjim var. Tamam, açık MR'ımız var. Ona gelersin. Hocam, şimdi mesaj geldi de açık MR bozulmuş. Ne? Siz genel olarak mı mutsuzsunuz yoksa benden mi hoşlanmadınız? Ne alaka? Terk mi edildiniz yoksa? You! Vay kafasız. Sizin gibi güzel, akıllı, etkileyici bir kadını bıraktı demek. Dündo! Ay her yerde seni arıyorum. İyi misin aşkım? Evde beklemen lazımdı senin. Öldüm meraktan. Ne yapayım? Biliyorum sert adamsın da. Tek başına yaşanmaz böyle şeyler. İçim el vermedi. Düşünceli sevgilim. Sen dışarıda bekle. Durumun belli olsun. Ben senin yanına geleceğim. Tamam? Tamam aşkım. Sen nasıl istersen. Kapıdayım ben. Tamam. Mine ile ikisini ayrı bekleme odalarında tutabilir misiniz? Bir de mümkünse ikisi de aynı anda ziyarete gelmesinler. Teşekkür ederim. Ay yok hiç teşekkür etmeyin. Sevgililerinizi aldatmanıza yardım etmeyeceğiz çünkü herhalde. Aldatmıyorum ki. İkisine de dedim. Bağlanmaya hazır değilim diye. Ha yani ikisine de söylediniz. İkisini aynı anda idare ettiğiniz öyle mi? Onaylamamanızı anlıyorum. Ama ciddi bir beyin ameliyatı geçireceğim. Böylesine duygusal bir fırtına iyileşme sürecime zarar verebilir öyle değil mi Doruk Bey? Evet. Duygusal fırtına konusunda haklı. Ama şeye katılmıyorum tabii. Aynı anda iki kişi o ne öyle. Çok teşekkür ederim. Bağlanma problemi de olabilir. Açelya. Ya bir dursana, istirip duruyorsun. Bir dur, nereye gidiyorsun böyle koşa koşa ya? Ya o çapkın adamı savunma bana Doruk. Ya o değil konu. Benim. Ben şimdi şeye gideceğim ya, terapiye. Onun için sen de okuyorsun, ediyorsun. Bir yardımın dokunur, bir şey dersin belki falan diye. Ha. Of, Doruk çok üzüldüm. Yani geçmiş olsun. Eyvah. İnanamadım hatta. Eyvah. Tamam, ben sana birini yönlendireceğim. Merak etme, tamam mı? Yalnız değiliz. Bana sorsan hiç ihtiyacım yok da işte Muhsin Hoca diyor. Gitmen lazım terapiye, gözüm üzerinde gitmen lazım. İlle de git falan. O yüzden yoksa
Doruk, sen kafanda kurşunla yaşıyorsun. Ne demek ihtiyacım yok ya? Sonra delirip duruyorsun durduk yere. Allah Allah, diyene bak. Bütün erkekler aynısınız. Ya yardıma ihtiyacın var, git iste. Sonra manyak manyak hareketler yapıyorsunuz içerideki herif gibi. Ya aga rüzgarı böyle dönmedi ya. Bu nedir bu? Bu erkeklere nereden geldi konu? Al kelepçene beni. Balakaya yatır istersen. O doktor hanıma da söylemiştim. SVO kaynaklı olmayan bir epilepsim var benim. Sebebini bulmanız lazım. Ne yapıyorsunuz? Sistemik otoimmün hastalıklar. Lupus, sarkoidoz, graves. Şölyak, enfeksiyon, uykusuzluk. Binlerce şey olabilir. MR çekmeden nasıl? Mucize doktor demiyorlar mı size? Bulun işte, işiniz ne? O ne? Antiepileptik. Tamam, ben yoruldum. Sonra konuşuruz. Bayram iyi misin? Dinlenmem lazım sadece. Anne. Yoruldu çocuk, kusura bakmayın. Ama az önce bir şey yoktu, bir anda oldu. Anne. Tamam, o halleder. Dünyanın en akıllı çocuğu o. Siz hiç merak etmeyin. Şimdi biraz dinlensin. Lütfen ama. Anne. 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 Yalan söylüyor. Alerjim var dedi ama solunum sıkıntısı yok, herhangi bir döküntü de. Çetlerinde büyümesi, yüksek kilo artışı da. Ellerinde yanık izleri vardı, eski izler. Fabrikada çalışmış olabilir ya da bir fırın. Yaşı da çok büyük. Yaşı mı büyük? Prodigy için büyük. Wunderkind deriz Almanca'da. Mozart 7 yaşında ünlü olmuş. John von Neumann 6. Sor Juana Ines de la Cruz da 3 yaşında okuma yazmayı sökmüş. Ay başım döndü. Hemen bu çocuğun geçmişini araştır. Sakın elim boş geleyim deme. Beceremeyeceksen başka birine vereyim. Beceririm. Aferin. Başım döndü dedin ya. Başın ağrıdı. Bu adam benim de başım ağrıyor. Çok ciddi bir kırık ya da çatlak yok ama siz yine de 3 hafta üzerine basmayın, olur mu? Geçmiş olsun. Teşekkürler. Amcacığım. Yavaş yavaş yavaş. Ah. İyi misin? Ben... Yavaş, tamam, yormayın. Bir tekerlekli sandalye. Buyurun, buyurun. Şöyle. Yavaş. Hop, tamam. Hiç kendinizi yormayın, sadece başınızı sallayın, olur mu? Mideniz bulanıyor mu? Başınız dönüyor mu? Sol kolunuzda bir uyuşma var mı? Nitratlı dilaltı hapı getirelim çabuk. Kalp krizi geçiriyor olabilir. Tamam hocam. Yok, koştum ben. Amcacığım, neden bu kadar koştun? Bayramı getirmişler buraya. İyi mi oğlan? Nesi oluyorsun bayramın? Anlatamam kızım, ant verdim. Desem de inanmazsınız ki bayrama olanlara. Ben bile inanamıyorum hala. Geçmişiyle ne alakası var ki? Ben nasıl bulacağım bu epilepsinin kaynağını? Nasıl yani? Gel sen. Ne oldu? Bayramla ilgilenen doktorumuz Ali Vefa. Ali, Börek amca. Börek amca mı? Bayramın yakını. Bana anlattıklarınızı Ali Bey'e de anlatabilir misiniz? Oğlum gibiydi Bayram benim. Bu hali değil tabii. Nasıl yani? Bayram bu değil işte, dahi olan. Bizim bayramımız geçen seneye kadar zeka engelliydi. Ne oldu, böyle sigorta falan da atmamış dedin? Ha? Niye çalışmıyor bu? Bilmiyorum Uslat Hanım. Mekanik bir arıza yok.
Ama programda bir sorun var. Ben bakayım mı? Buyurun. Biri oynamış bununla. Kodu değişmiş. Nasıl yani? Sabotaj bu. Ben çok iyi biliyorum kimin yaptığını. Adım Rüstem. Aklında tutamazdı Bayram. Börek amca derdi. Etrafı siler temizlerdi. Siparişe göndermeye korkardım. Gider de dönemez diye. Altı ay önce bir sabah un karma makinesinin başında yakaladım. Çok kızdım önce. Yasaklamıştım çünkü. Elini kaptırıyordu bir seferinde. Allah korusun. Ama baktım ki bu bir amur açmış. Anlatamam. Doktor bey, ben açamam öylesine. Ertesi gün kolunda kitaplarla geldi. Okumasını bilmezdi ki Bayram. Şaştım kaldım. Devrisi gün akıllı telefon aldı. Bizim yazar kasayı kullanmasını beceremezdi daha. Allah'ın işi. Birden akıllanmaya başladı oğlan. Doktora götürmediniz mi? Dinletemedik ki. Sözümden çıkmazdı eskiden. Ama akıllandıkça tuhaf bir cins çocuk oldu. Neden sonra öğrendik ki? Satrançta makineyi yenmiş meğerse telefonuyla. Duydum daha önce böyle bir şey. Ailede var mı böyle bir şey? Babası rahmetli benim gibi fırıncıydı. Annesi derseniz hiç başlamayayım ondan. Ne oldu ki? Etmedini bırakmadı oğlana. Canını burnundan getirdi oğlanı. Sana ne oldu? Herkes gibi olmasını isterdi. Oysa Bayram öyle değildi. Bir türlü sindiremedi anası. Baktı olmuyor. 14'ünde attı sokağa. Senelerce ben baktım ona. Babasının emanetidir bana. Bakmayın böyle ters ters konuştuğuna. Pamuk gibidir benim oğlum. Bir gülerse herkes güler. Şimdi deyin bana. İyi mi oğlum? Maalesef değil. Ama bu anlattıklarınız çok yardımcı olacak. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Tanrım. İleri gitmek dansı bu hayatta. Hep ileri. Nazlı kızım, buraya geldiğimi annesine falan söylemeyin. Ne olur. Ferman hocam. Ferman hocam. Hocam neredesiniz? Ferman hocam. Ferman hocam. Yok. Ferman hocam. Burada da yok. Ferman hocam. Ferman hocam. Ferman hocam. Ferman hocam. Ali bu kadar bağırdığına göre önemli bir şey olmalı. Ne? Ne oldu? Ben Nazlı'ya evlilik teklif edeceğim. Şaka. Ama çok korkuyorum. Tamam dur sakin ol. Gel yanıma otur. Gel gel otur. Derin nefes al benimle beraber. Al bırak. Al bırak. Çok güzel. Gülün. Ne yapıyorsunuz? Yarın akşam bir plan var mı? Ay yok ya. Çok işim var benim. Muhsin burnumdan getiriyor. Ali de açığa nöbet yazmış. İptaliz yani. Ne oldu? Niye sordun? Hiç. İyi tamam acelem var. Bırak. Çok korkuyorum hocam. Tamam bak şimdi şöyle yapacağız. Şöyle yapacağız. Korku falan yok tamam mı? Hayal et. Paralel evrendeyiz ve korku diye bir şey yok. Nazlı'yı gelinlikle hayal etmeni istiyorum, tamam? Ne görüyorsun? Nazlı'yı gelinlikle gördüm, çok güzel. Çok güzel, başka?
Sabah uyanıyoruz aynı evde. Hmm. Çok güzel. Başka? Çocuklar mı? Nefes alamıyorum. Çocuk yok. Çocuk yok. Hemen çocuk yapıyorsun ya. Ne oluyor hemen çocuk? Şeye dön. Gelinliğe dön. Ya da kendini smokin hayal et. Böyle güzel jantı gibi çekmişsin takımları. Ha? Oldu bu iş. Nazlı'ya evlenme teklif edeceksin. Ulan Ali. Demek adamın iki sevgilisi varmış ha? Evet hocam. Hızlı çıktı. Parası da var, ağzı da laf yapıyor. İki tane sevgilisi var. Bir de ayrı bekleme odalarında tutun dedi. Biz de olay çıkmasın diye ayırdık. Ben ayırmadım Doruk. Sen ayırdın, ben katılmadım hocam. Aşk acısı hocam. Demir'i özlüyor da biraz. Ne diyorsun sen ya? Şşş, tamam. Ameliyat yapacağız. Sakin. Hadi bırakın gevezeliği. Ne durumdayız? Paraletiği verdiğimiz zaman hazırız hocam. Hadi başlayalım. Satürasyon düşüyor. Ama ben ilacı vermedim ki daha. Medula basıncı artmış olmalı. Entübe edelim. İyi ki erken fark ettik. Hocam bir saniye izninizle. Başını kaldırabilir misin? Bırakabilirsin. Hocam görüyor musunuz? Boyuna istedikçe posterior basıncı dengeleniyor. Niye acaba? Bilmiyorum. Ah, basıncın artması değil düşmesi lazım. Ne olduğunu bilmeden ameliyat yapamayız. Erteleyelim tamam mı?